Herkese merhabalar. Yağmurlu Tarifler Mutfağı'na hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, ben kerevizi çok fazla sevmeyen biri olarak bir de portakallı denemeye karar vermiştim. Ve o günden beri artık bizim evde kereviz portakallı pişiyor. Ayrıca kesinlikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendiren birçok vitamini olan kerevizi artık severek yiyoruz. Birlikte tarife geçelim. Malzemeler: 2 orta boy kereviz, 1 adet patates, 2 adet havuç, 1 orta boy soğan, 1 adet portakal, 1-1,5 yemek kaşığı un. Unun markasına göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Kerevizlerimin yeşil kısımlarını ayırıp kabuklarını da soyup kararmaması için limonlu suyumun içine attım. Limonlu su yapmadığımız takdirde kerevizlerimiz kararır. Yeşillikleri de ayrı bir yerde gelişigüzel doğrayacağım. Ben kerevizde bol yeşillik kullanmayı seviyorum. Yaprakları bol olan orta boy kerevizleri tercih ediyorum sevgili arkadaşlar. Kereviz yapması çok kolay ve sağlık açısından çok faydalı bir yemek. Tercihinize göre benim yaptığım gibi içine patates ve havuç eklerseniz yemeğinizi miktar ve vitamin açısından arttırmış ve zenginleştirmiş olursunuz. Şimdi kabuğunu soydum. Kerevizlerimi küp küp doğrayıp limonlu suyumun içine atıyorum. Kerevizin yoğun kokusunu çok fazla sevmiyorsanız biraz limonlu suda haşlayabilirsiniz. Ama ben vitamin kaybı olmasın diye tercih etmiyorum. Diğer kerevizlerimi de aynı şekilde doğradıktan sonra patatesime geçiyorum. Şimdi onu da kerevizle aynı boy olacak şekilde küp küp doğruyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar, kerevizin birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları: kötü ve yüksek kolesterolü önler, İltihaplanmaya karşı vücudu korur, sindirim sistemine iyi gelir, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur, kanserden korunmaya yardımcı olur, mideyi ve karaciğer sağlığını korur. Bunun dışında birçok faydası vardır arkadaşlar. Hemen ardından 2 adet havucumu da doğruyorum. Sevgili arkadaşlar, soğanlarımı da yemeklik küçük küçük doğruyorum. Terbiyesinde kullanmak için 1 adet portakalın da suyunu sıkıyorum. Yeşil kısımlarını da 1-2 parmak kalınlığında olacak şekilde doğruyorum. Terbiyesi için karıştırma kabımın içine 1 adet sıktığım portakalın suyunu döküp üzerine 1 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Bir çırpma teli yardımıyla iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerimi hazırladım sevgili arkadaşlar. Tencereme yeterli miktarda yağımı koyuyorum. Yağım ısındıktan sonra içerisine soğanımı ekliyorum. Soğanlarımızı yanmaması için belirli aralıklarla karıştırıyorum. Hafif kavrulunca havuçlarımı da ekliyorum. İkisini bir iyice kavuruyorum. Havuçlarım rengini verip iyice kavrulduktan sonra üzerine kerevizlerimi ekliyorum. Bir yandan karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine patateslerimi atıyorum. Kerevizin yeşil kısımlarını da ekleyip kavurarak yumuşamalarını sağlıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Suyunu çeken ve iyice kavrulan sebzelerimin üzerine yeterli miktarda suyumu ekliyorum. Üzerine tuzumu ekleyip ocağımın altını kısıyorum. İyice pişen kerevizin suyundan hazırladığım portakallı sosumun içine topaklanma yapmaması için döküyorum ve tekrar sosumu yemeğimin içine atarken çırpma telimle karıştırıp 5-10 dakika daha pişirmeye bırakıyorum.
herkese afiyet olsun. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.